Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü uygulamamızda iPhone telefonumuzun ekranını Smart TV televizyonumuzun ekranına yansıtma Screen Mirror özelliği dediğimiz kısmını anlatmaya çalışalım. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle iPhone telefonlarımızın ekranlarını daha kullanışlı hale getirebilmek için, daha büyük görebilmek için bunları LCD ya da LED TV televizyonların ekranlarına yansıtma özelliği var. Bunlar için de birkaç tane uygulama indirmemiz gerekecek, arayüz programı. Bunları adım adım nasıl yapıyoruz? Nasıl telefonumuzu ekrana, televizyon ekranına yansıtırız? Bunu anlatmaya çalışalım. Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Televizyonumuz Philips, LG, Samsung hangi model olursa olsun hiç önemli değil. Örneğin benim burada kullanmış olduğum televizyon Philips'in Smart TV televizyonu. Hepsinde arayüz aynı zaten arkadaşlar. Burada yapmamız gerekli olan şu. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Telefon ve televizyonunuz aynı anda aynı internet ağına yani aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. İlk öncelikli adımlarımızdan biri bu. Şimdi öncelikle ben televizyonumu kendi modemimin internetine bağladım. Telefonumu da kendi ağıma bağladım. İkisi de şu an aynı ağ üzerinden ortak olarak bağlandılar. Şimdi bu uygulamayı yaptıktan sonra ikinci adıma geçelim. İkinci adımda televizyonumuzun ayarlar kısmı dediğimiz bu kısma giriyoruz. Her televizyonda ayarlar kısmı vardır zaten. Buradan şunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Benim dediğim gibi Smart TV'nin arayüz programı budur. Ayarların olduğu uygulamalar kısmı. Buradan Android televizyon olduğu için bunların arayüzü. Buradan Google Play Store'a girmemiz gerekiyor. Evet, Google Play Store'a girdim. Şimdi buradan arama seçeneğine giriyorum en üstten kumandamızla. Buradan tıklıyorum. Buradan ne yazmamız gerekiyor? Buradan tıklıyorum. Burada kullanacak olduğumuz uygulama programının ismini yazacağım arkadaşlar. Daha önceden ben indirmiştim bu uygulamayı. Sizler için anlatıyorum. Evet, burada. Apower. Apower Mirror diye bir program bu. Evet, bakın ilk adımda çıktı zaten şurada. Evet, şu kısımda çıktı. Şimdi buradan tamam diyelim, uzatmaya gerek yok. Apower yazınca zaten çıkıyor. Apower Mirror ismi programın. Şimdi şurada ilk imleç onun üzerine geldi zaten. Buradan bunu okey diyoruz. Evet, bakın. Şimdi programın arayüzü karşıma geldi arkadaşlar. Siz benim burada aç olarak gözüküyor. Sizin burada ilk adımınız yükleme gözükecek burada. Buradaki yüklemenin üzerine tıkladığınız zaman programın yükleme kısmından kendi televizyonunuza bu programın kurulumu yapılacak zaten arayüz programı. Bunu kurduktan sonra karşınıza bakın aç diyelim. Karşınıza şöyle bir program çıkacak arkadaşlar. Evet. Bakın buradan videoyu yansıtabiliyorsunuz. Yani telefonunuzdaki videoyu yansıtabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranını yansıtabiliyorsunuz. PC dediğiniz notebooklar ya da herhangi bir cihazınızın ekranını yansıtıyorsunuz. QR kod olarak yansıtabiliyorsunuz ve ayarlar kısmı var. Programın içeriği bu arkadaşlar. Bizim burada anlatmak istediğimiz kısım zaten phone dediği yani telefon ekranını yansıtma özelliğini göstereceğiz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza bu ekran geliyor. Şimdi buraya kadar bu televizyonla olan yükleme kısmı. Ne yaptık? Dediğimiz gibi adımları bu şekilde buraya kadar getirdik. Bu kısım burada kalıyor arkadaşlar. İnternet ağına bağlayayım şu an için. Şimdi ikinci kısımda şunu yapmam gerekiyor. Şimdi de telefon ayarlarını yapacağım. İkisini daha sonra eşleştirmeyi göstereceğim. Program kurulumunu televizyonumuza yaptıktan sonra şimdi de telefonumuza yapmaya sıra geldi. Evet, telefonumuzun ekranını açtıktan sonra iPhone'lar için arayüz programı yani uygulama indirebilmek için Apple Store kısmına giriyoruz. Bakın burada. Apple Store kısmına girdikten sonra yine programın aynı ismini yazacağız arkadaşlar.
Ben bunları telefonuma daha önceden indirdiğim için sadece gösteriyorum sizlere. Evet, buradan kendi internetime gireyim. Evet, bakın. Buradan arama kısmına Apover Mirror. Apover Mirror. Evet, sizin burada yükleme gözükecek burada. Bende aç gözüküyor. Şimdi buradan yükledikten sonra bunu telefonunuza uygulama gelecek. Buradan sadece aç demeniz gerekiyor. Televizyonda açık zaten uygulamamız. Telefon kısmında da bunu göreceksiniz arkadaşlar. İkisi de aynı ağın üzerine bağlı olma koşuluyla. Bunlar birbirine şu an eşleştiler. Evet, şimdi televizyonumuzun arayüzüne uygulamalar kısmına kurduğumuz programı yine aynı yerden bakıyoruz kurulduğuna dair. Evet. Apover Mirror diye arkadaşlar. Bunu daha önceden Google Play Store'dan bunun kurulumunu yapmıştık. Bunu açıyoruz. Evet, arayüzü böyle geldi arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi telefonumuzdan, bakın, telefonumuzdan açıyoruz. Yine burada da uygulamamız var aynı şekilde. Buradaki uygulamayı buluyoruz. Şunun en alt kısmından buraya tıklıyoruz. Şuradan bakın, benim şu an kendi internetim seçili olduğu için burayı kapatıyorum. Aynı ağ üzerinde olması gerekiyordu uygulamalı olsun diye, bu şekilde yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Şimdi ağ bağlanmasını bekliyorum. Televizyon da ağ bağlanması gerekiyor. İkisi aynı ağın üzerinde olması gerekiyor bu işlemlerin olabilmesi için. Bekliyoruz. Evet. Ağımız şu an bağlandı arkadaşlar telefonda. Dönüyoruz televizyonumuza. Arayüzü açıktı programımızı. Şimdi bakın, ilkinde video yansıtmak istiyorsak video mirror seçmemiz gerekiyor videoyu aktarmak için televizyona, telefondan. Biz ikinci kısma geçiyoruz kumandamızda. Bizim istediğimiz telefon ekranını, bakın screen dedi, telefon ekranını. Okey diyorum buradan. Şimdi bu alana geldi. Şimdi buradan yine telefonumuzun buraya tıklıyoruz. Şu an arama işlemine geçti arkadaşlar. Şu an internetten telefon eşleşmesini bekliyor. Evet. Buradan tekrar deneyelim. Evet, bakın buldu. Burada bulduğu kod, şurada yazan QV151E dediği kod bizim televizyondaki kodumuz. Şu an için buradan bunu tıklıyoruz. Evet, televizyonu buldu arkadaşlar. Üstteki video oynatma komutu, bu da televizyona aktarma komutu. Buraya tıklıyorum. Evet, bakın şu an ekranımız. Yani şunu yapmamız gerekiyor, bunu da unutmayalım. Şuradan telefonun alt kısmından kaldırıyoruz. Bakın şurada ekran yansıtma özelliği var. Bunu seçiyoruz. Buradan programımızı buldu. Programımızı tanımladık. Evet, program tanımlı şu an. Buradan yine burayı kapatıyoruz. Evet, programımızdan. Evet, şu an televizyon ekranına telefonumuz yansıdı. Şu an arayüz programı gözüküyor zaten. Buradan telefonumuzun üzerinden işlem yapıyorum arkadaşlar. Elimle tuşu bastım. Evet, şu an bakın ana ekranım gözüküyor. Ana ekranın içinde bu şekilde gezinebiliyorum. Şu an burada yapmış oldukları işlemler telefon üzerinden yapıyorum. Telefonu yönlendiriyorum. Evet, şunu da yapabiliriz. Aynı şekilde bakın, yine telefon üzerindeki programı açtığım zaman yine program geldi. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan geldim. Aynı zamanda size video oynatma özelliğini de göstereyim. Televizyondan programın arayüzünü açtım. Video oynatma özelliği dediğimiz bu. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan videoyu nasıl oynatıyor? Yine programın arayüzünü açıyorum. Ya da herhangi bir şuradan gireyim.
Herhangi bir video açalım şurada telefonumda. Evet, bakın video mirror özelliğinden de telefonumdaki herhangi bir videoyu buraya paylaştım. Buradan kapatalım yine. Telefon üzerinden yapıyorum bu işlemleri arkadaşlar. Bakın geri geliyorum. Çekmiş olduğum videoları açabiliyorum. Mesela şunu açalım. Yine telefon üzerinden. Şurada. Tıkladım. Açıyorum. Kumandamızda. Evet bakın. Size göstermiş olduğum program arkadaşlar. Böylece şunu anlatmaya çalıştık. Programımız da aynı zamanda telefonumuzun, iPhone telefonumuzun arayüzünü yani ekranını televizyonumuza yansıtma özelliğini gösterdim. Aynı zamanda programın video, telefonlarınızdaki videoları da televizyona nasıl yansıtabileceğinizi aktarmaya çalıştım. Evet arkadaşlar, bundan sonraki işlemleri kendiniz kolayca bu adımları izleyerek yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.